Ömrümü yedin Hayri. Meze ne getirdin lan Remzi? Mezeleri sen getirecektin. Getirdin mi şeyleri? Ha? Ulan burada meze mi var Remzi? Odun kesiyoruz lan. Ya Hayri kardeş, işte öyle. Meryem diye birini sevdim. Evlendi kendisiyle. Çok çocuğun olmasını istiyordu. Ben de istiyordum. Bir çocuğumuz olsun diye çok istiyordum. Kısmet işte. Allah vermedi yani. Ayrıldık. Neden ayrıldın lan Remzi? Hiç sorma. Gül gibi karın varmış. Hiç sorma Hayri kardeş, hiç sorma. Anam bir gün ben evde yokken Meryem'in başına geliyor, kafasını yiyor. Oo. Dölsüz, 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 dölsüz diye kadının kafasını yiyor. Lan karıyı mı dövmüş? Yok yok, dölsüz diye kadını... Yani kafasını yemiş. Anladım Remzi, yani anladım. Yani bir çocuk veremedin, bir torun veremedin, anladım Remzi, anladım oğluma Remzi. Bir çocuk veremedin diye kadını sıkıntı içerisine sokmuş. Sonra ben eve geldiğimde Meryem yok. Kafayı yedim. Anam bana dölsüz dedi. Anam bana dölsüz dedi. Dölsüz dedi. Sonra tuttu. Yine bizim o bölgeden. Bu saatten sonra dedi çocuğun da olmaz. Yaşımız da geçmiş artık. Sana dedi hazır çocuklu bir tane kadın buldum. Adı Hatça. Hatça'yla beni verdi. Bana verdiğinde Hatça'nın bir tane 1 yaşında kızı vardı. Bana geldiğinde 1 yaşındaydı. Allah var. Onlar da mahsup. Ah. Uzun bir zamandan sonra anam çok üzerime gelmeye başladı. Hatice'nin de günahına girdim. Sağlıklı bir eş olamadım ona. Garibim çırpınıyor aslında kızımla benim aramda kaldı öyle. Onlara bak, odun topla, onu yap, bunu yap. Çektiğim acının haddi hesabı. Ulan Remzi çok çekmişsin, çok çile çekmişsin Remzi. Çok çile çektim, çok. Fazla düşünme Remzi kardeş, el erkek dokuk içinden çıkamazsın. Biz düşündük de ne oldu? Bak saçlar bembeyaz oldu. İçinden çıkamazsın. Hadi içelim Remzi kardeş, içelim. İçelim. İşte öyle Hayri kardeş. Uzun zaman oldu. Anam da benim günahıma girdi. Ben de Hatça'nın günahına girdim. Remzi. Meryem. Remzi, ne işin var lan senin burada? Her gün her gün aynı yerde. İşin yok mu sen? Lan yürü git. Sinirlerimi bozma benim. Meryem, Remzi. Geldi yine. Bak şimdi şu Kur'an'a kızacak yine. Allah yardımcımız olacak kızım. Korkma sen. Nereye kadar anne? Peki nereye kadar dayanacağız? Gidelim anne. Bak Boğaz'dan bize getirdiği bir lokmanın bile hesabını yapıyor. Boğazımıza diziyor. Biz çalışıp birbirimize bakarız. Nankör olma kızım. Baban öldüğünde kundakta bebektin sen. Remzi sahip çıktı bize. Sahip çıkmak bu mu? Anne biz bu evde korkarak yemek yiyoruz. Asma suratını. Kızdırma babanı. Baba mı? Saattir kapıda bekliyorum. Niye açmıyorsunuz lan kapıyı? Hoş geldin Remzi. Bu Nemrut'un yüzünü görene kadar hoş gelmiştim. Hastayım diye böyle davranıyorsun değil mi bana? Biraz iyi olsaydım o zaman sever miydin beni? Biraz daha anlayışlı olsan şu kıza. Taş mı kesilirsin be adam? İçin parçalanıyor sen ona böyle davrandıkça. Çay getir bana. Yaktım başımı. Çocuğun olmuyor diye. Meryem'in de günahına girdim, Hatça senin de günahına girdim, kızın Zümrüt'ünde. Niye öyle diyorsun Remzi? Sen olmasan kızımı büyütemezdim. Sen bize sahip çıktın. Sus! Al deli kızını da kaybol buradan. Beni de yalnız bırak. Remzi ne olur kızıma deli deme. Kes sesini Hatice. Abi sus! Biz sus! Huzursuz ettiniz beni. Mutsuzum. Her gün aynı tantana, her gün aynı huzursuzluk. Bıktım artık. Bak, seni de bu iblis kızını da alır kapıya koyarım. Başladı bile. Zümrüt. Zümrüt. Kızım. Zümrüt. Kızım. Zümrüt ne yaptın? Kızım. Şifa ver kızıma. Ben oraya ait. Gideceğim, anladın mı? Ben sizden değilim. Ben oraya aitim. Kızım kendine gel. Zümrüt. Annem kendine gel. Kızım. Remzi. Remzi koş. Remzi. Remzi. Ne oluyor lan? İşte kızım. Lan gel lan bir gel. Remzi yapma ne olur. Remzi. Ama zaten kendinde değil. Hiçbir merhametin yok. Ya, başımın belaları. Ömrümü yediriz lan. Remzi. Ömrümü yediriz Allah aşkına. Remzi. Beni vur. Beni de vur. Ne istiyorsun günahsız kızımdan? Yapma Remzi. Remzi. Remzi yapma kızım. Öldür onu. Kızım, geçti. Hatça. Ne oldu? Bu civarda biri var. Gidip onunla konuşmam lazım. Hayırdır inşallah. Görüyorsun Zümrüt'ün durumunu. Gittikçe durumu kötüye gidiyor. Bu civar köylerde Ramazan diye bir hoca varmış. Nefesi de bayağı bir kuvvetli. Gidip ona bir baktıralım diyorum. Tövbe estağfirullah. Ne hocası Remzi? Yüreğimi ağzıma getirme benim. Sen de taktın bu kıza iyice. Benden kurtulmanın yollarını arıyorsan... bana açıkça söyleyebilirsin. Zaten hiçbir zaman sevmedin beni. Allah Allah. Bak, verecek cevabı bile yok. Sen de çok konuşma. Hadi kalk hazırlan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ramazan Hoca, siz misiniz? Benim. Bir maruzatım olacaktı hocam. Gel, buyur otur hele. Hayırdır inşallah. Benim çok sevdiğim bir kadın var, adı Meryem. Meryem'in çocuğu olmadı. Anam da çocuğu olmuyor diye bizi birbirimizden ayırdı. Sonra Hatça'yı buldular. Hatça'nın 1 yaşında kızı var, adı Zümrüt. Babası da yıldırım çarpması sonucu ölmüş. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. 1 yaşına kadar benim yanımda. Sonra huzursuzlanmaya başladı. Gelgitleri olmaya başladı, huzursuzluk yapmaya başladı. Yani Zümrüt senin kızın değil. Değil hocam. Ama Zümrüt'ün psikolojik sorunları vardı. Sürekli evde huzursuzluk çıkarıyor. Ah, bize çok şeyler yaptı. Biz çok rahatsız olduk kendisinden. Onun için geldim. Tamam, anladım. Şifa almaya geldik. Dua bizden, şifa Allah'tan. Gel kızım. Buraya niye geldik şimdi? Burası Hacı Ahmet Baba türbesi. Dua edeceğiz birlikte. Allah'tan şifa isteyeceğiz. saçları. Kızım. Neredesin kızım sen? Nerede? Hatça! Hatça aç kapıyı Hatça! Aç diyorum sana kapıyı Hatça! Hatça! Aç lan şu kapıyı! Kime diyorum lan? Hatça aç şu kapıyı! Yine sarhoşsun. Yine içtin umreti. Öyle geldim bu eve. Kızım yok kızım. Bak. Bak kızımın saçları. Ben kadın başıma nerelere giderim? Nerede ararım kızımı? Bize bu evi mezar etmeye ant mı içtin? Sen nasıl adamsın? Yıllarca kan kustum. Herkese kızılcık şerbeti içtiğimi söyledim. Ama artık yeter. Hatice. Zümrüt nerede? Dolaşmaya gitmiştir he? İstersen gidip beraber arayalım kızımızı. Belki o bizim bildiğimiz yerlere gitmiştir. Hadi. Hadi kızımız. Gidip alalım kızımızı. Kızımızı? O benim kızım. Ben ararım kızımı. Ben ararım. Ben bulurum kızımı. Tamam ben de geliyorum Hatça. Zümrüt! Kızım! Allah'ım şükürler olsun! Zümrüt! 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 Üstü başa hep ıslak! Zümrüt! 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 Remzi! Kızım yaşıyor mu? Kızım! Çok şükür. Çok şükür Hatça yaşıyor. Oh, çok şükür. Yalnız durumu çok kötü görüyor. Bizim hemen doktora götürmemiz lazım. Kızım. Kalk. Hadi kalk kızım. Kalk kızım. Hadi kızım kalk gidiyoruz. Kalk annem kalk. Hadi yavrum. Kızım. Zümrüt. Zümrüt. Zümrüt kalk yavrum. Kalk annem. Hadi kızım. Hadi kızım. Kalk. Geçti kızım, geçti. Yavaş, yavaş anne. Yavaş kızım. Remzi, sobaya odun al biraz. Tamam. Ne yapıyorsun lan Remzi? İyi be Hayri, sen ne yapıyorsun? İyidir lan. İyiyim lan, akşam arkadaşlarla çeşme başına gideceğiz, pizleneceğiz. Sen de geleceksin mi? Oo, gelmem mi Hayri? Benden bir şey istiyor musun? Vallahi şu senin küflü peynir yok mu lan? Meşhur, ondan getir yeter lan. Boğazımızdan gitmiyor. Tamam. Hadi lan görüşürüz Remzi, kolay gele. Hadi bakalım. Her gün içiyorsun. Eve gelirken ekmek al, peynir al, zeytin al. Eğer satılıyorsa biraz da vicdan al. Zümrüt, seni böyle mutlu görmeyeli uzun zaman olmuştu. ki annesinin tanesi. Babam mı geldi yine anne? Korkma kızım. Evde bir şey unutmuştum. Geldim. Ana kız Aynur. Hatice yengem. Nasıl özledim sizi. Kız hangi rüzgar esti de geldi? Vallahi yengem içeriye geçeyim bir soluklanayım anlatacağım. Hadi geç geç. Kız Zümrüt halana sarılmayacağım mı? Halacığım. Ay kurban olurum ben sana güzel kızım benim. Oh. Oh. Halam benim. Nasıl göresin gelmişti seni. Çok özledim vallahi. Babam hiç sana çekmemiş. Yani sen hala sıcacıksın. O bana hiç sarılmadı. Aman boş ver onu. Böyle şeyleri takma kafana. Adamlar böyle şeylerden pek anlamazlar. Vallahi yenge çok merak ediyordum size. Sizin bu aşağı köyde Ramazan Hoca var. Ona geldik. Bizim komşunun kızı çok rahatsızlandı. Düşman başına. Uğradı mı ne oldu? Yavrucak çok kötü. Hazır gelmişken sizi de göreyim dedim. İyi yapmışsın. Zümrüt. Kızım hadi sen kapının önünü süpürüver. Hem halan da görsün nasıl temizlik yaptığını. Tamam anne. Yenge. Sorma Aynur. Her günümüz zindan gibi. Küçükken de değişik değişik hareketleri vardı ama büyüyünce baş edemez oldum. Meryem. Meryem'in hırkası bu. Meryem. Meryem. Meryem'in hırkası. Bu kız ölmeli. Ölmeli o kız. Gel sen beni dinle. Götürelim hocaya Zümrüt'ümü. Bak dünyanın her biri yanından geliyorlar. Akın akın insanlar doluyor. Herkesin derdine çare buluyor. Kime sorsan gösterir zaten. Şifacı Ramazan dedim mi herkes biliyor. Abin de bahsetmişti. Belki hocaya gitmiştir. Abim böyle biri değildi. Hep o Meryem karısı girdi kanına. Anamın da demediği lafları deyip aralarını bozdu, düşman etti birbirine. Zaten hiç sevmezdim Meryem'i. Sonra ortadan defoldu gitti. Öldü mü kaldı mı belli değil. İnşallah kendi başını yemiştir. Anne bak yazmama. Kız nereden buldun o pis şeyi? At onu. Ben buldum benim oldu artık. Vermem daha. Bir tane teyze verdi. Al senin olsun dedi. Daha da kimseye vermem. Zümrüt'ü gel çıkar onu. Bitlidir o. Bitli sensin. Defol git bu evden. Zaten sevmiyorum seni. Çabuk git bu evden. Sakin sakin hep öyle. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ne günlere kaldık. Zümrüt! 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 Allah'ım! Zümrüt! Kızım! Ya ayrı kardeş. Hani arkadaşlar bizi bekleyecekti, beraber demlenecektik. Bak yine kaldık baş başa, yalnızız. Sorma lan Remzi, gelmediler lan. Bekledim. Yol kenarında gelmediler. Benim en büyük dostum sensin Remzi. Ne yapayım onu bunu Mehmet? Sen varken Remzi kardeşim benim be. Allah razı olsun. Eyvallah Hayriciğim. Ya işte dertler böyle eksilmiyor biliyor musun? Hayatımız hep böyle yalnızlıkla geçti. Başımızda da bir ton dert var. Benim başımdan geçen derdi anlasam var ya. Hiç sorma roman olur. Allah yardımcın olsun Remzi. Bilirim. Namını bilirim. Çok sağda solda duydum. Çok konularda kahvelerde gördüm konuştuğunu Remzi. İçelim güzelleşelim Remzi. Dert keder bitmez. Remzi vallahi ben hiç geçmişimi düşünmem kardeşim. Ben ne zaman geçmişimi düşündüysem iki yakan bir araya gelmiyor. Ben artık içiyorum. Keyfime bakıyorum Remzi'ciğim. Benim tek dostum sensin kardeşim benim Remzi. Tamam benim. Bir daha vuralım kafayı kıralım. Arkadaşlarım da beni gelmedi. Bugün sen buraya geldin. Ben senden çok sevmişim Remzi ya. Sen benim tek dostumsun. Oduncu dostum benim. Kardeşim benim ya. Sağ ol Allah razı olsun. Peki oduncu dedin de aklıma geldi. Bizim bu odunların parası hala gelmedi. Remzi ben bu adamlardan 5 lira almışım. Canımı zor kurtardım. Odunlar yaş dediler bana. Yaş dediler. Yığdım odunları. Aha. Dükkanın önüne adamlar beni dövecekti. Canımı zor kurtardım. Ulan bunlar yaş dedi, bu para vermeyiz. Ben dedim 5 lira 10 lira verin ben buraya geçeyim gideyim dedim. Yok arkadaşlar adamlar da zaten Nus peygamber koparamadık para. O kadar köyde dostumuz var ya, bir tanesi sana yardımcı olmadı mı kardeşim? Seni dövmeye kalkıyor bu adamlar. Remzi, bu ateş beni yaktı, seni de yakacak. Meryem. Remzi gelmişsin. Niye burada dikiliyorsun? He geldim. Hayırdır? Bu saatte sen ne arıyorsun burada? Aha ben. Bizim Aynur gelmişti. He. Onunla biraz lafladık. He. Hem sen acıkmışsındır şimdi. Hadi gel yemek hazırlayalım. Tamam olur hadi. Yemek de yapamadım. Yumurta kırarım artık. Tamam. Bağırma. Zümrüt yok. Kaçtı yine. Kaçtı mı? Nasıl kaçtı? Nereye kaçtı? Boş ver. Deliydi zaten. Divane olur, gezer sokaklarda. Aklına eserse döner gelir. Allah. Sen Zümrüt için deliriyordun. Ne oldu sana böyle? Yıllarca uğraşmaktan bıktım. Huzurumuzu bozmaya değmez. Hadi gel, yemek hazır. Var bir ibnelik bu işte ama neyse. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun Hatça? Ne geldi? Şu bizim kızın bir kocaya götürüp göstersek diyorum. Ama senin kız mecnun olmuş, uçmuş gitmiş. Senin halın hiç hal değil. Boş ver, hayatımıza bakalım. Hatça. Ne oldu? Bu saatte bu gürültü ne dışarıda böyle? Ha, kediler. Sabah bahçede gördüm. Dama yavrulamış. 8-9 tane. Bırak karışma, büyütsün yavrularını. Keşke gidelim dediğinde seni dinleseydim. Sabah ola hayrola inşallah. Baban evden çıkınca seni hocaya götüreceğim. Herkesi iyileştiriyormuş. Şifalar yayıyormuş. Zümrüt. Halanı da duydum bugün. Zümrüt. Affet beni kızım. Beni affet. Her şeyi senin için yaptım. Zümrüt. Kızım. Kızım yalvarırım affet beni. Yetim yavrum benim. Kimsesiz yavrum. Zümrüt'üm. Güzel kızım. İyileşeceğim. Kızım. Güzel kızım. İyileşeceğim. İyileşeceğim kızım. Zümrüt'üm. Zümrüt. Geleceğim ben yine. Tamam annem. Seni çok seviyorum. Tamam anneciğim. Geleceğim ben. Remzi, doğrul, doğrul biraz. Neredeydin sen? Bulaşıkları yıkadım, anca bitti. İyi, tamam. Remzi. Şimdi bu böyle olmayacak. Benim hemen gidip hocayı alıp gelmem lazım. Sen onu biraz sakinleştir, tamam mı? Tamam mı Hatça? Merak etme. Hadi. Kızım, kızım kendine gel. Kızım, kızım, kızım. Allah'ım bana emanetin ulaşıyor yavruma, yardım et ya Rabbim. Kızım, kızım, kızım. Kızım, kızım kendine gel. Kızım. Her kim kızımın bu hale düşmesine sebep olduysa ya Kahhar isminle kahret onu ya Rabbim. Ya Kahhar isminle kahret onu ya Rabbim. Ya Kahhar isminle kahret onu ya Rabbim. Kızım. Kızım kendine gel kızım. Kızım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır? Zümrüt çok kötüdür. Hemen gitmemiz lazım burada. Öyle mi? Peki, evet. Peki tamam. Buyur. Nerede kaldın Remzi? Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Ne demek istediniz? Ben hiçbir şey anlamadım. Hayırdır hocam? Niye bakıyorsun öyle? Eski karın yapmış. Ne? Eski karın mı? Hayatımıza girdiğinden beri çekmediğimiz kalmadı. Senin yüzünden kızım bu durumda. Ya. Senin yüzünden kızım bu hallere düştü. Defol, çek git hayatımızdan. Durun, durun. Meselelerinizi evde konuşun. Hadi bırakın şimdi. Kıza bakalım, kızı kurtaralım. La havle ve la kuvvete illa billah aleyl azim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhanallah. Gözünüz aydın. Hadi geçmiş olsun hepinize. Kızınız en yakın zamanda kurtulacaktır. Allah onu sizlere bağışladı.